Evet, öncelikle ekran başında bizi seyret. Beş Yol Köyü Muhtarı Hasan Günaydın, çiftçilerin sulama döneminin yaklaştığını belirterek yine kara kara elektrik faturalarını düşündüklerini söyledi. Bizim köy elektrik faturası çok yüksek geliyor. TEDAŞ'ta kurtulmamız için bunu devletimiz, köy iş mesulları olsun, çiftçiler olsun, bize bu güneş enerjiyle ilgili bize yardımcı olmaları gerekir. Öyle olmasa zaten biz sulama yapamazdık. Şimdi büyük çiftçilere devletin bu güneş enerjiyle ilgili destek çıkması gerekir. Çıkmadı çünkü biz bu ürünleri sulayamazdık. Buğdalarımız artık sulama şeyine girmiş. İnan ki korkuyor ki pompayı çalıştırak. Çünkü 10 gün geçmez bu sefer elektrik parasını hemen geliyorlar kesiyorlar. Biri onda kalkmış. Sulayamayız hala geldik yani bu zamanda. Günaydın konuşmasında geçen yıl sulama döneminde 1,5 milyon lira elektrik faturası verdiğini ve bu yıl devlet destek vermezse bu rakamın 6 milyona ulaşabileceğini ifade ederek devletimizin arazileri büyük olan çiftçilere güneş enerjisi sistemi yapımında öncülük etmeleri gerektiğini ifade etti. Ben geçen sene 1,5 trilyon fatura ödedim. 1200 dönüm yere ektim. Bu sene de zaten 10'a 15'e kalktı. Yani bu sene de en az 7-8 milyon olarak size dönüş yapacak. Dönüş yapacak, evet. Sulayabilsek. Evet. Biz bu sontajlarımızı biz Göksüz'de çekiyor. Sontaj da bizde çıkmıyor. 3-4 kilometrede biz çelik boru döşemiz. Kendi imkanlarımızla yapmışız. Bunu da bu devlet de bize bu güneş enerjiyle ilgili bize bir müsaade verse ya da bize bir yardımcı olsa biz bu elektrik zulmünde kurtarırız inşallah. Sulamamızı güzelce yaparız. İkinci şey, şimdi bu köy içme suları. İnan ki muhtarlar bunu toplayamaz hale geldik. Çünkü çok bağlı, gerçekten de çok bağlı. Ödeyemez hale geldi köylü. Şimdi buna da yarısı olsun, yarısı bize ait olsun, yarısı da devlete ait olsa köy içme sularında. Bir yardımcı olsalar, bunlar hep düzene girer, çok da iyi olur. Hem ürünlerimiz bol hasılat alırız. Şimdi şeye geldik, sulamaya geldik. Korkuyor ki pompayı çalıştırarak nasıl çalıştıracağız? Bu vaziyette yani çalışması bile bizim için büyük bir risk. Yani ne yapacağımızı devletimizde, valimizde, kaymakamımızda destek istiyoruz. Yani bu şekilde olmasa mecbur durma noktasına geleceğiz. Zaten biz zar zor faizle maizle gitmişiz, o öbür borçlarımızı kapatmışız. Orada hal oraya ver. Ama şimdi bize devlet, Cumhurbaşkanımız da inşallah yani o imkanları da sağlamış. Cumhurbaşkanımız da bir çiftçiye destek çıksa güneş enerjilerle ilgili misal diyor kota dolmuş bilmem ne dolmuş. Bırakın önünü bari çiftçi kendi imkanlarıyla devletin desteğiyle bir yardımcı olsun. Tertemiz ürünlerimizi kaldırarak, buğdalarımızı kaldırarak. Çünkü buğda dedin Türkiye'nin en önemli olan tarım. Çünkü buğda olmasa, ekmek olmasa ne yiyeceksin? Çok doğru. Yani en önemli olan tarım yani tarımın çok kıymeti bilinmesi gerekir. Evet. Bu amaçla yine biz devletimizde, Cumhurbaşkanımızda destek istiyoruz. Bakanlarımızda, milletvekillerimizde buna destek çıksınlar. Çiftçiye, büyük çiftçiye bari bir ödenek, bir de güneş enerjiyle ilgili bir şey çıkarsınlar ki biz de rahat rahat sulamamızı yapak.